Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde ankastrelik momentleri üzerinde duracağız. Tabii bunun için yapı statiği bir derslerinden iyi bildiğinizi düşündüğüm iki farklı yöntemi kullanarak iki ucu ankastre bir kirişte yükten dolayı oluşacak mesnet momentlerinin değerlerini hesaplayacağız. Önce küçük bir özetle moment alan yöntemi ya da moment alanı yöntemini bir hatırlayalım. Sol taraftaki şekle baktığımızda işte bir kiriş üzerindeki yüklemenin etkisiyle başlangıçta doğru olan çubuk ekseni bir eğri biçimine geldi. Aşağıya doğru çubuk ekseninin deplasman yaptığını ve böyle bir eğri formuna dönüştüğünü düşünelim. Bu eğri üzerinde bir A noktası, bir başka B noktası gözümüzün önüne getirelim. A noktasındaki eğim dediğimiz zaman A'dan çizilen teğetin çubuk ekseniyle yaptığı bu teta A açısı söz konusudur. Aynı şeyi B noktası için şöyle uygularız. B noktasındaki eğim dendiği zaman elastik eğriye B noktasından çizilen teğetin çubuk ekseniyle yaptığı şu açıyı teta B açısını kastediyorum. Mukavemet derslerinden hatırladığımız eğriliğin M bölü EI'ya eşit olduğu bağıntısı vardı. Ben eğriliği eğimdeki değişim şeklinde tanımlarsam ve bu paydadaki dx ifadesini sağ tarafa attığımda eğimdeki değişim m bölü ei değeriyle doğru orantılı olduğunu görürüz. Bir A noktasından B noktasına kadar buradaki ifadeyi integre A ile B arasındaki eğim değişimi bu iki nokta arasındaki M bölü EI diyagramının altında kalan alana eşit olur. Dolayısıyla moment alan teoremlerinden birincisinin ifadesi bir sonraki sayfada şu sarı boyalı olarak söylenen teoremdir. Elastik eğri üzerinde bulunan herhangi iki nokta arasında eğim değişimi bu iki nokta arasındaki M bölü EI diyagramı altında kalan alana eşittir şeklinde söylüyorum. İkinci bağıntıyı şöyle elde edebiliriz. Yine elastik eğri üzerindeki bir A noktasından elastik eğriye çizdiğimiz teğet şu olsun. Yine bir başka elastik eğri üzerindeki B noktasından bu teğete inilen düşey uzaklık, buna teğetsel sapma da diyoruz. TBA ile gösterilen şu uzaklığın hesaplanması için bir bağıntı elde etmek istiyoruz. Bu bağıntıya da bir sonraki sayfada moment alan teoremlerinin ikincisi olarak söz edeceğiz. Şu sağ taraftaki şekil üzerinde işte bir kiriş üzerindeki yükleme, bu yüklemenin etkisiyle elastik eğri aşağıda gösterilmiş. Bu eğri üzerinde bir A ve B noktaları tanımlanmış. Moment diyagramı EI'ye bölünerek M bölü EI diyagramı şurada oluşturulmuş. Bu diyagramın üzerinde sonsuz küçük genişlikte dx kalınlıklı bir dilim düşünelim. Burada tabii abartılarak çizildiğini söylemem lazım. Dx sonsuz küçük bir kalınlık. Ben bu dx parçasının sol ve sağ ucundan teğetler çizersem dx parçasının sol ucundan elastik eğriye bir teğet çizersem şu olur. Dx parçasının sağ ucundan yani şu noktadan elastik eğriye bir teğet çizersem o da şu olur. Bakın B noktasından bir düşey çizgi çizdiğimde teğetler arasında kalan şu düşey uzaklığı burada dt ile göstermişim.
bu DT'yi hesaplamak için şuradaki açıyla x denilen uzaklığı çarpmam yeterli. X uzaklığı d teta açısıyla çarpıldığında dt ile gösterdiğim ve adına teğetsel sapma dediğim dikey uzaklığı hesaplamaktayım. Tabii ki bu işlemi sonsuz küçük bir eleman üzerinde tanımladık. Benzer şekilde A ve B noktalarına elastik yeri üzerinde şu yukarıda gösterdiğim iki noktayı aşağıda tekrar işaretledim. A'dan çizilen teğete elastik eğri üzerindeki bir başka B noktasından inilen düşey uzaklık. TBA. A'dan çizilen teğete B'den inilen düşey uzaklık. Şu uzaklık söz konusu. Bunu nasıl ifade ederiz diye. Şimdi bakın DT'nin x çarpı d teta olduğunu bir önceki slaytta söylemiştik. D teta yerine m bölü e i çarpı dx yazarsanız bir A noktasından bir B noktasına kadar bu bağıntının integralini alırsanız TBA'nın bu şekilde ifade edileceğini görürüz. Ne diyor bu bağıntı? M bölü e i değerini x uzaklığıyla çarpacağım. A'dan B'ye kadar bunun toplamını alacağım. M bölü e i diye değerini x dx ile çarpacağım. Şu küçük alan m bölü e i değeri yükseklik çarpı dx dersem şu küçük alan. Bunu da x ile çarparsam küçük bir elemanın B noktasına göre momentini almış olurum. A ile B arasında çok sayıda küçük küçük sonsuz küçük uzaklıkların momentlerini alarak toplamaktır. Bu ifadenin geometrik yorumu A ile B arasındaki M bölü E I diyagram altı alanın hep B noktasına göre momentlerini alıp toplamaktır. İşte bu ifadeyi de moment alan teoremlerinin ikincisi şeklinde şöyle alt tarafta sarıyla boyalı kısımda yazmışık. Elastik eğri üzerindeki bir A noktasından çizilen teğetle elastik eğri üzerindeki bir başka B noktası arasında kalan düşey mesafe bu iki nokta arasındaki diyagram altı alanın B'ye göre momentine eşittir. Bu iki teoremi kullanarak yarı grafiksel tarzda, yarı geometrik tarzda eğim ya da sehim hesapları yapabiliriz. Hemen bu küçük örnek problemi hatırlayalım yapı statiği bir dersinden. Bir konsol kirişin ucundaki sehimi hesaplayınız diyor. Eğimi ben geçiyorum. Acaba bu konsol kirişin B noktası ne kadar düşey yer değiştirme yapar? TBA değeri nedir? Konsol kirişin elastik eğrisini burada biraz abartarak aşağıya doğru şekil değiştirmiş halde gösterdik. A noktası ankastre mesnet. Bu noktadan çizeceğim T bir yatay doğru olur. Şimdi teorem 2'yi kullanıyorum. Diyorum ki A'dan çizilen T'ye elastik eğri üzerindeki B noktasından inilen düşey uzaklık ya da çıkılan düşey uzaklık. Bu TBA değeri bu iki nokta arasındaki M bölü E I diyagramı alanının B'ye göre momentine eşittir. Hemen aşağıda görüyorsunuz. Konsolun ucundan P tekil yükü etki ediyorsa uçta moment sıfırdır. En büyük moment A noktasında olur. A'daki moment değeri P çarpı L diye söylenebilir. Bunu E I'ya bölerek M bölü E I diyagramını bir üçgen olarak elde ettik. Oluşan moment üstte çekme yaptığı için negatif bir momenttir. Dolayısıyla bu alanın negatif bir alan olduğunu aklımızda tutalım. Şimdi bu alanın B'ye göre momentini alacağım. Bu bana TBA değerini verecek. O da benim aradığım zaten
B noktasına yaptığı düşey yer değiştirmedir, yani sehimdir. Önce alanı yazıyorum. PL bölü EI çarpı L bölü 2 dersem şu alan olur. İşte burada yazdığım değer PL bölü EI çarpı L bölü 2. Bakın şu noktadan başlayıp şuraya kadar olan kısım şu üçgenin alanıdır. Bu alanın alan merkezinin moment aldığım noktaya olan uzaklığı, bu bir dik üçgen olduğuna göre 2L bölü 3'tür. Bir daha bunu 2L bölü 3 ile çarparsanız şuradaki T, 1L burada var. İkinci L, üçüncü L. Dolayısıyla eksi PL küp, şu ikiler sadeleşecek, bölü 3E. Demek ki konsol girişin ucundaki tekil yükten dolayı yapacağı düşey yer değiştirme PL küp bölü 3EI olarak hesaplanmış oluyor. Buradaki eksi işareti teğetin elastik yerinin üzerinde olduğunu gösteriyor. Elastik yerinin üstünden çizdiği teğet bunun üstünde olduğunu ifade etmekte. Evet, bu slaytımızda da basit geometrik şekillerin alanları ve alan merkezlerinin konumlarını veriyoruz. Şimdi asıl bugünkü dersimizin ana konusu olan ankastrelik momentlerinin hesaplanması. Belirli yük tipleri için ankastrelik momentlerini nasıl hesaplarız? Problemimiz şu. İki ucu ankastre dikiliş, düzgün yayılı yükle yüklenmiş. Bu yükün etkisiyle kirişin ekseni burada kırmızıyla gösterdiğimiz bir eğri biçimine dönüşmüş. Biz bu eğriye elastik eğri adını vermekteyiz. Şimdi nasıl kullanalım? Moment alan teoremlerinin ikincisini nasıl kullanalım diye düşünürsek şunlar söylenebilir. Önce İ noktasından elastik eğriye bir teğet çizerim. Bu yataydı, doğrudur. Yani çubuğun ekseni olur. İkinci nokta K noktası. K noktasından o teğete olan düşey uzaklık sıfırdır. K noktası da elastik eğri üzerinde bir nokta. İ'den çizilen teğete K'dan inilen düşey uzaklık sıfır olmak zorunda. Ben İki ucu ankastre kirişin moment diyagramını süperpozisyon yoluyla bu aşağı tarafta gösterdim. Momentleri saat dönüşüne ters yönde İ ucundaki momenti MI ile K ucundaki momenti MK ile tanımladım. Şimdi bu kirişteki moment diyagramının süperpozisyon yoluyla parça parça diyagramların toplamı şeklinde düşünmek mümkün. Sadece basit bir kirişte MI momenti nedeniyle oluşan diyagram şu üstteki eksi işaretli üçgen alandır. Üste çekme yaptığı için işareti eksi. Sadece MK momenti nedeniyle basit kirişte oluşan diyagram altta artı işaretle gördüğünüz üçgen alandır. Sadece düzgün yayılı yükün basit bir kirişte oluşturduğu momentte ikinci derece bir paraboldür. Bu parabolün tam ortadaki değeri küre kare bölü 8 olarak bilinmektedir. Demek ki iki ucu ankastre kirişi başlangıçta bir basit kirişe döndürdüm ama mesnetlerde oluşacak momentleri de göz önüne alarak parça parça eğilme momenti diyagramlarını çizdim. Şimdi bu diyagramları EI'ye böleceğim. Bu diyagramların K noktasına göre momentlerini alarak yazacağım. İşte o birinci denklemi oluşturacak. Şimdi bu işi yapalım. Önce şu negatif işaretli diyagram alanını yazmak istiyorum. MI bölü EI, MI bölü EI çarpı L bölü 2 dersem üçgen olduğu için taban çarpı yükseklik bölü 2. Şu ifade.
Bunun alan merkezinin K noktasına olan uzaklığı tabanın 2 bölü 3 katıdır. 2L bölü 3. Artı diyeceğim, şu alttaki pozitif işaretli diyagram alanının K noktasına göre momentini almak istiyorum. MK bölü EI çarpı L bölü 2. Şu ifade diyagram altı M bölü EI diyagramının altında kalan alan. Bunun alan merkezi şöyle bir noktadadır. K noktasına olan uzaklıkta L bölü 3'tür. İşte diyagramın altında kalan alanın momentini almış oldum. Son olarak parabolün altında kalan alanı yazacağım. Böyle ikinci derece bir parabolün altında kalan alan, bunun üstüne giydirilen dikdörtgen alanın 2 bölü 3'üdür. Bunu hatırlıyor olacaksınız. Q'le kare bölü 8, bunun ordinatı. Çarpı L. Şimdi dikdörtgen alanı yazmış oldum. Bir de bunu 2 bölü 3 ile çarpacağım. 2 bölü 3 L çarpı Q'le kare bölü 8. Diyagramı bir de EI'ye bölecektim. Şu anda şu ifade parabolün altında kalan alan. Alan merkezinin uzaklığı nedir? K noktasına. L bölü 2'dir. Eşittir 0. İşte şu yazdığım ifade moment alan teoremlerinin ikincisini kullanarak İ'den çizdiğim TF elastik yeri üzerindeki K noktasından çıkılan düşey uzaklık sıfır olmak zorunda denklemi bu. Alttaki denklemle bu sefer K'dan çizdiğim TF'de İ'den çizilen düşey mesafeyi yazmak istiyorum. Demek ki az önce yaptığım gibi şu diyagram altı alanların bu sefer İ'ye göre momentlerini alacağım. Önce şu negatif diyagramın altında kalan alan, şu ilk terim. Bunun alan merkezinin uzaklığı L bölü 3. Sonra şuradaki pozitif terim. MK çarpı L bölü 2 EI. MK çarpı L bölü 2 EI. Çarpı bunun alan merkezinin İ noktasına olan uzaklığı 2 L bölü 3. Aynı şekilde parabol diyagram altı alanın şu yukarıdan aynısını kopyaladım. Alan merkezinin uzaklığı da L bölü 2'dir. Şimdi bu iki denklemden MI ile MK'yı hesaplarsanız sol uçtaki ankastre mesnet momentinin Q'le kare bölü 12, sağ uçtaki momentin burada gösterdiğimiz yönde değil de buna ters yönde Q'le kare bölü 12 olduğunu bulmuş olurum. Demek ki iki ucu ankastre bir kiriş düzgün yayılı yükle yüklenmişse her iki ankastre mesnetteki moment değeri Q'le kare bölü 12'ymiş. Ve momentler üstte çekme yapacak tarzda etki edermiş. Bunun işareti pozitif, sağdaki moment diyagramının işareti negatif olmak zorundaymış. İkisi de üstte çekme yapacak tarzda etki edermiş. Arkadaşlar, alttaki problemin çözümünü size bırakıyorum. Hemen hemen üstteki problem çözümünü anladıysanız tek bir denklem yazacaksınız. Ne farkı var üstteki sorudan? Bu kirişin mesnetlerinden bir tanesi basit mesnette, İ mesnedi de ankastre mesnet, düzgün yayılı yükle yüklenmiş. Ankastre mesnetteki moment değeri MI nedir diye soruluyor. Buradan çizdiğiniz TF, K'dan çıkılan ya da inilen düşey uzaklık sıfırdır denklemini yazacağınız. Düzgün yayılı yükün moment diyagramı altta gösterilen parabol. Ankastre mesnetteki MI momentinin basit girişte oluşturduğu moment diyagramı da şuradaki üçgen. Şu iki üçgen ve parabol alanları
alan merkezlerinin K noktasına olan uzaklıklarla çarpıp toplayacaksınız ve sıfıra eşitleyerek M'nin değerini bulacaksınız. Bir başka soruya geçelim. Herhangi bir noktadaki tekil kuvvet var. İki ucu ankastre bitiriş. Sol mesnetten A kadar uzaklıkta P kuvveti etki etmekte. Soru, bu kirişin ankastre mesnetlerinde oluşacak MI ve MK momentlerini hesaplayın. Kirişi, iki ucu ankastre olan kirişi bir basit kirişe dönüştürdüm. Ama mesnetlerde etki eden momentleri de sanki dış yükmüş gibi etkisini dikkate alıyorum. Bunun için az önce yaptığım işlemlerin sırasını hiç değiştirmeden bir kere daha uygulayacağım. Bakın, MI momentinin basit girişteki değişimi bu üstteki negatif işaretli üçgen diyagram, MK momentinin basit girişteki değişimi alttaki pozitif işaretli üçgen diyagram. Herhangi bir noktadaki P tekil kuvvetinin yine basit girişte oluşturacağı moment diyagramı da şu üçgen. Bu üçgenin tam tekil kuvvetin altında oluşturacağı momenti PAB bölü L diye kolaylıkla hesaplayabilirsiniz. Aynı şeyleri tekrar yapıyorum. Moment diyagramı alanını EI'ye böldüm. İ'den bir teğet çizdim. Elastikliğe K noktasından o teğete düşey olan uzaklığı ifade eden denklemi üstte K'dan bir teğet çizdim. İ'den o teğete inilen düşey uzaklığı da alttaki denklem şeklinde ifade edeceğim. Önce şu diyagramın alanı MI çarpı L bölü 2. MI çarpı L bölü 2. MI L bölü 2. Çarpı bunun alan merkezinin K'ya olan uzaklığı 2 ile bölü 3. Eksi olduğu için işaretini aynen korudum. Alttaki diyagram alanı MK L bölü 2. MK L bölü 2 üçgenin alanı EI'ye böldüm. Bunun alan merkezinin K'ya olan uzaklığı L bölü 3. Nerede? L bölü 3. Daha sonra şu P yükünün oluşturduğu üçgen diyagramının alanını yazacağım. Taban L, yükseklik PAB bölü L. PAB bölü L çarpı taban L, üçgen olduğu için bir de ikiye böldüm. Şimdi böyle bir diyagramın alan merkezi nerededir? Onun K noktasına olan uzaklığını yazacağım. Daha önceki slaytlarda vardı. Bir üçgenin, burada gördüğümüz üçgenin alan merkezinin sol uca değil de sağ uca olan uzaklığını yazmak istiyorsak şunu hesaplamamız gerekiyormuş. A artı B bölü 3. A nedir? Hangi uca olan alan merkezinin uzaklığını bulmak istiyorsan üçgenin tepesinin o uca olan uzaklığı, bunu tabanla çarpacağım ve 3'e böleceğim. Üçgenin tepesi hangi uca olan uzaklığı bulmak istiyorsak bunu tabanla toplayıp 3'e böleceğim. Şu ifadeyi uygulamak istiyorum. Bakın, ne istiyorduk? Şu diyagramın alanının alan merkezinin sağ köşeye olan uzaklığını bulmak. O halde şu B uzaklığını tabanla toplayacağım. B artı L bölü 3 yazacağım. Şurada bir karışıklık mı var? Tam hatırlayamadım. Sağ ucu olan uzaklığı yazdığıma göre arkadaşlar bu B artı L bölü 3 olacak. Alttaki de A artı L bölü 3 olacak. Burada bir yazım hatası görüyorum. Bunu lütfen siz düzeltin. Üstteki
B artı L bölü 3, alttaki denklemde de A artı L bölü 3 olmak durumda. Ha, bu iki denklemden MI ile MK'yı hesaplarsanız MI'nin değeri şu, MK'nın değeri de eksi işaretle şöyle bulunur. Şu alttaki problemi yine sizin çözmeniz için hazırladık. Tek bir denklem yazacaksınız. İ'den çizdiğiniz teğete K noktasından inilen düşey uzaklığın sıfır olduğunu ifade eden denklem. Moment diyagramı alanı burada gösterilmiş. E, I'ya böleceksiniz. Ordinatları alan merkezinin hep K noktasına olan uzaklıklarla çarparak bunu sıfıra eşitleyip MI'nin değerini tek bir denklemden hesaplayacaksınız. Şimdi bir başka yöntemle de benzer problem çözümlerini yapabiliriz. Yine yapı statiği bir derslerinde öğrendiğimiz birim yük yöntemi ya da virtüel iş yöntemi dediğimiz yöntemi bir hatırlayalım. Hatırlayacaksınız, herhangi bir sistemde giriş ya da çerçevelerde birim yük yöntemini uygularken önce aynı yapının hangi noktada, hangi doğrultuda deplasman, hangi deplasman isteniyorsa o noktaya, o doğrultuda bir birim yük uyguluyorduk. Gerçek yapının şekil değiştirmiş halini birim yüklü sisteme monte edip iş enerji denklemini yazıyorduk. Sonuçta elde ettiğimiz bağıntı şöyle bir bağıntıydı. Deplasmanlar gerçek yapıdan geliyor. Birim yük altında oluşan deplasman, gerçek yapının deplasmanı, birim yükün sebep olduğu şekil değişikliği d teta. Bir gerçek yapıda kesitlerdeki dönme açıları şekil değişimini tanımlıyor. D teta'yı şöyle gerçek yüklemeden dolayı ifade etmek mümkün. Tabii. Birim yük ve onun oluşturduğu momentlerde, bakın birim yük onun oluşturduğu moment fonksiyonu kukla yapıdan geliyordu. Sonuçta delta dediğimiz hangi noktada, hangi doğrultudaki deplasman bulunacaksa o noktaya, o doğrultuda bir birim yük yüklenir ve gerçek yüklemeden oluşan moment fonksiyonuyla birim yüklü sistemdeki moment fonksiyonu çarpılarak çubuk boyunca entegre edilirdi. Genellikle iki tane moment diyagram alanının çarpımının integralini biz hazır tabloları kullanarak hesaplamaktaydık. İşte hazır tablolardan bir tanesini burada görüyorsunuz. İki tane dikdörtgenin çarpımı çarpılan diyagramların taban uzunlukları eşit olmak zorunda. L, I, K üçgenlerin yükseklikleri aynı tarafta olan iki üçgenin çarpımı L bölü 3 I, K yükseklikleri farklı tarafta ise mesela bu üçgenin yüksekliği sol kenarda, bu üçgenin yüksekliği sağ kenardaysa L bölü 6 I, K diğer ifadelerde çarpmak istediğiniz moment diyagramlarının şekline göre buradaki bağıntılar değişmekteydi. Şimdi aynı problemi tekrar çözmek istiyoruz. İşte iki ucu ankastre bir kiriş, düzgün yayılı yükle yüklenmiş. Biz birim yük yöntemini kullanarak ankastrelik momentlerini hesaplayabilir miyiz? Daha önce böyle bir kirişin süperpozisyon yoluyla elde ettiğimiz moment diyagramları önceki sayfadan alındı. Burada tekrar gösterildi. Sonra i ucunda bir birim yük yükledim. Bu birim yükün oluşturduğu moment diyagramını çizdim. Daha sonra k ucuna bir birim yük yükledim. Bunun oluşturduğu moment diyagramını çizdim. Şimdi amacım birim yük yöntemiyle MI ile MK'yı hesaplamak.
Yalnız dikkat edeceksiniz. Ben birim yükü ankastre sisteme değil de kısaltma teoreminden faydalanarak izostatik yapıya yükledim. Çünkü buradaki mesnet kuvvetleri şekil değiştirme olmadığı için herhangi bir iş yapmayacaktır. Kısaltma teoremine göre yüklemelerden bir tanesini izostatik yapıya yükleme hakkımız vardı. Şimdi amacım sol uçtaki birim yükten oluşan moment diyagramını gerçek yüklemeden oluşan moment diyagramlarıyla çarparak toplayacağım ve sıfıra eşitleyeceğim. Çünkü gerçek yapıda burada herhangi bir dönme meydana gelmez. Ben sanki dönme varmış gibi bu noktada İ mesnedine bir birim yük yükledim. Amacım dönüş açısını hesaplamak. Ama mesnet ankastre olduğu için dönüş açısının olmayacağını da baştan biliyorum. Dolayısıyla sağ tarafına doğrudan doğruya sıfır yazacağım. Hadi bakalım. Şu üçgeni çarpalım. Şuradaki ordinat 1. İki üçgen çarpılacak. Taban uzunlukları L. Birinin ordinatı M'yi, diğerininki 1. L bölü 3, İ ve K. L bölü 3, MI çarpı 1. İşte L bölü 3, E'ye bölüyoruz. MI çarpı 1. Şu iki üçgenin çarpımı. Sonra bu diyagramda MK diyagramını çarpacağım. Yükseklikler zıt taraflarda. L bölü 6, MK çarpı 1. 1 artı 1 eksi olduğu için işaret eksi olarak gelecek. L bölü 6 MK çarpı 1 ama işareti eksi. Şimdi bir üçgenle bir parabolü çarpacağım. Formül aklımda değil. Bir üçgenle bir parabol. Şimdi parabolü şuradan aldım. Üçgeni de buradan aldım. Bakın sol taraftan üçgen. Şuradan da parabolü aldım. L bölü 3, L bölü 3, İ, K. K parabolün ordinatı, İ üçgenin ordinatı. L bölü 3, İ, K. Geldim. L bölü 3, küre kare bölü 8 çarpı 1. L bölü 3, küre kare bölü 8 çarpı 1. Bu eksi, bu artı işaretli diyagram. Sonuç eksi olarak yazdım. Eşittir. Şuradaki ordinat küle kare bölü 8, L bölü 3, küle kare bölü 8 çarpı 1. Eşittir 0. İkinci bağıntıda sağ uçtaki dönüş açısını hesaplamak istersem, izostatik sistemde oraya bir birim yük yükledim. Sanki dönüş açısını hesaplıyormuşum gibi. Ama gerçek yapıda ankastre mesnet olduğu için dönmeyecektir. Dönüş açısının değeri sıfırdır. Şu pozitif üçgen moment diyagramıyla şu üç diyagramın çarpımı da alttaki ifade. Bakın bu iki bilinmeyen iki denklemden MI ile MK'yı hesaplarsanız sol uçtaki ankastrelik momenti küle kare bölü 12, sağ uçtaki ankastrelik momenti küle kare bölü 12 ama eksi işaretle çıkar. Demek ki bu yönde değil de üstte çekme yapacak tarzda buna ters yönde etki edermiş. Aynı sonucu bulduk. Arkadaşlar bu dersi bu noktada bitiriyorum. Artık ankastrelik momenti deyince ister birim yük yöntemiyle ister moment alanı yöntemiyle kolaylıkla bunları hesaplamanız mümkün. Şimdi bir sonraki dersimizde artık ankastrelik momentlerin de İ ve K uçlarında oluşturduğu bütün kuvvetleri dikkate alarak bir problem çözeceğiz. Hepinize iyi günler.